Hamurumu yapmak için öncelikle mayayı açacağım. Mayayı koyduktan sonra şimdi bunun içerisine biraz şeker koyuyorum. Şeker ve maya birleştiğinde maya çok daha çabuk aktive oluyor. Bunun içerisine de şimdi ılık su koyuyorum biraz. Mayayı açmak için şeker ve suyu da koyduktan sonra mayanın içerisine hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve mayayı bu şekilde ezmiş oluyorum. Şimdi yumurtalarımı alıyorum yanıma. Ve sütü. Sütü de ekliyorum. Yumurtanın akını içine koyacağım. Sarısını da ayırıyorum. Sarısını da poğaçamı hazırladıktan sonra üzerine süreceğim. Şimdi zeytinyağımı da ekliyorum içerisine. Tereyağını da ekledikten sonra şimdi bütün malzemeleri bir kez bir karıştıracağım ve yavaş yavaş da içerisine şimdi unumu eklemeye başlayacağım. Devri biraz düşürüyorum şimdi. Yavaş yavaş un ekliyorum içerisine. Hamuru bir kontrol edelim. Evet, istediğimiz kıvama geldikten sonra şimdi hamuru alacağım. Hamuru iki eşit parçaya böldüm. Şimdi bir tanesini açacağım. Evet, hamuru açtıktan sonra kenarlarından da bu şekilde düzelttikten sonra hamuru bu şekilde üçgen olarak kesiyorum. Yapmış olduğum hamuru, hazırlamış olduğum hamuru da bu şekilde güzelce sararak şekil veriyorum. Bunu da tepsiye diziyorum. Hamurlarımı bu şekilde dizdikten sonra şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurtanın sarısını güzelce üzerine sürüyorum. Şimdi gelelim üzerine koyacağımız çörek otuna. Burada da susam tercih edebilir veya haşhaş tercih edebilirsiniz. 200-220 derece arasında 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır.